Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Değerli ve kıymetli dostlar, İbrahim et-Teymi kaddesallahu sırrahu şöyle anlatıyor. Bazen diyor, nefsime derim ki ey nefis, gel beraber bir geziye çıkalım. Olur der. Nereye gidelim? Önce bir cennete gidelim derim. Yani bunu böyle bu şekilde hayal ederim. Gider cenneti gezer, dolaşırız, bakarız ki ırmaklar var, yeşillikler var, meyveler var, köşkler var, huriler var. Güzel, hoş. Ondan sonra bir de gelmişken bir de cehenneme uğrayalım, bir de orayı gezelim. Bir de oraya gideriz, bakarız ki zebaniler var, ateş var, çukur var, akrep var, çıyan var, yılan var. Sonra döner nefsime derim ki, ey nefis, nereyi istiyorsun, nereye gidelim, hangi yer güzel? Nefis der ki, vallahi İbrahim, o gittiğimiz birinci yer var ya, cenneti, kasidi, orası çok güzeldi diyor, oraya gidelim. Diyor, ben de ona derim ki, işte ey nefis, çalış, vallahi ben de oraya gitmek istiyorum. Çalışalım, beraber gidelim oraya. Yani sen oraya gitmek istiyorsun, ben istemiyorum, ben de istiyorum oraya gitmeyi. Niye beni engelliyorsun? Niye? Taş olup yoluma çıkıyorsun. Engelleme, beraber çalışalım. Kardeşçe geçinelim güzelce, oraya gidelim. Hani Hazreti Ali Kerramallahu Hoca öyle buyuruyor. Diyor, ben ve nefsim bir çoban ve sürüsüne benzeriz diyor. Çoban diyor, koyun sürüsünü bir yandan toplar diyor. Bir yandan da diyor, sürü öbür taraftan da dağılır diyor. Yani sen güzel ameller işlersin, bir şeyler yaparsın, nefsi emmara bir tarafta ne yapar? Onu dağıtır. Sen geri toplarsın, bu sefer öbür tarafta ne yapar? Dağıtmaya başlar. Ve sözüne mübarek şöyle devam ediyor. Nefsini öldüren kimse, yani nefsini terbiye eden, nefsini eğiten kimse, rahmet kefenine sarılır ve keramet toprağına gömülür diyor. Kalbini öldüren kimse de lanet kefenine dürülür ve azap toprağına diyor gömülür değerli dostlar. Allah-u Teala hepimize nefsimizi güzel bir şekilde terbiye etmeyi nasip etsin. Şimdi nefisten biraz anlatacağız ama hangi nefisten? Nefsi emmareden anlatacağız. İnne nefsele emmaretun bisu Yusuf 53. ayet kerimede geçiyor ya. Nefisi emmare ne yapar? Her zaman kötülüğü emreder. Onun ahiret derdi yok, azap derdi yok. Ne yapar? Hep kötülüğü, hep şehveti, Allah'ın yasak kıldığı şeyleri ne yapar? Emreder. E işte bir güreş meydanı, çıkmışız o meydanda, karşımızda kim var? Şeytan var, nefsi emmare var, işte dünya sevgisi var, mal sevgisi var. Bununla ne yapmışız? Güreşe tutuşuyoruz. Kazananlardan eylesin inşallah Rabbimizi. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, mümin beş güçlük arasındadır diyor. Beş tane böyle güçlüğü vardır, uğraştığı vardır. Birincisi diyor, karşısındaki mümin olur, ona haset eder diyor. Müminin mümine haset etmesi yasaktır. Hani Felak suresinin son ayet-i kerimesi nedir? Ve min şerri hasidin izâ haset. Hasetçinin hasetlendiği zamanda onun şerrinden Allah'a sığınırım. El hasedu te'kulul hasenat kema te'kulun nâre el hatem. Haset diyor, insanın bütün amellerini yakar, bitirir. Nasıl ki ateş odunu yakıp bitirdiği gibi diyor. Birinci güçlüğü budur. Karşısındaki mümindir ama o mümin de ona ne yapıyor? Haset ediyor. İslam dininde haset helal değildir. Haset nedir değerli dostlar? Kardeşinin nail olmuş olduğu o güzelliği, o nimetin onun elinden alınıp kendisine verilmesini istemesidir. Ama bir de gıpte vardır. Gıpte nedir? Helaldir. Gıpte ne demektir? Cenab-ı Allah'ın kardeşine vermiş olduğu nimetin aynısını Cenab-ı Allah'tan da ne yapmaktır? Talep etmektir. Ya Rabbi, bu güzel kardeşime şu güzel nimeti vermişsin. Ne kadar güzel olmuş ya Rabbi. Ne kadar ona yakışmış. Aynısını ya Rabbi bana da olmayanlara da nasip et. Bu gıptedir. Bu helaldir. İkincisi diyor, münafık olur
gizli düşmanlık eder diyor. Karşısındaki diyor münafıktır, bu sefer gizli düşmanlık içine girer diyor. Onun yanına gelir, ondanmış, seviyormuş gibi gözükür ama gerisinde de ne yapar? Düşmanlık eder. Dedikodusunu yapar, gıybetini eder, kuyusunu kazar. Öyle değil mi? Halbuki atalarımız ne buyurmuş? İnsan kazdığı kuyuya kim düşer? Kendisi düşer. Öyle değil mi? Hani bir gün Ebu Cehil Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir kuyu kazıyor. Ve güya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı ne yapacak? O kuyuya düşürecek. Ve ondan sonra işte sen madem peygambersen nasıl bilmedin kuyu, nasıl kuyuya düşersin? Onu rencide edecek, güya insanlara kendince rezil edecek. Bir kuyu açtı kapının önünde, üstünü çalı toprakla, kumla kapattı, kölesine dedi ki git dedi Muhammed'e söyle Aleyhisselatü Vesselam'a. De ki işte Ebu Cehil hastalanmıştır. O bunu duyarsa dayanmaz gelir. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz ne yapardı? Belki onlar iman eder ümidiyle defalarca gitmiştir, onlara tebliğde bulunmuştur. Kölesi gelip söyleyince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kalkıyor, Ebu Cehil'in evine gidiyor. Kuyuya birkaç adım kala Cebrail Aleyhisselam geliyor, diyor ki ya Muhammed diyor, bir adım daha atma yoksa kuyuya düşeceksin. Ebu Cehil sana böyle bir tuzak kurmuştur. Ebu Cehil de tabii pencereden bakıyor, hani gelecek, niye durdu? Bir iki adım atsa girecek, şöyledir. Bakıyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geri dönüyor. Dönerken Ebu Cehil kuyuyu unutuyor. Ya Muhammed niye gelmedi, niye geri döndü filan deyince kazdığı kuyuya kendisi diyor düştü. Unuttu kuyu orada olduğunu. Ondan sonra kölesine dedi ki kimseye söyleme dedi, git kuyu 5 metre, benim 10 metrelik bir ipim var, getir. İpi getiriyor, sarkıyor sarkıyor. İp bitiyor. Uzat diyor. Bitti ip diyor. Allah Allah. 5 metre kuyu nasıl 10 metre? Öbür ipi getir, ekle. Gittikçe yerin dibine Allah batırıyor. İpler yetişmiyor. Bu böyle olmayacak diyor. Sen git Muhammed'i çağır diyor Aleyhisselam. Peygamber Efendimiz geliyor. Diyor ki ben seni oradan çıkarım ama bana iman eder misin? Evet diyor, iman ederim diyor. Resulullah Aleyhisselam Bismillah diyor. Elini uzatıyor. Mıknatıs gibi onu ne yapıyor? Kuyunun dibinden yukarı çekiyor. Çıktığında diyor ki ya sen ne kadar büyük sihirbazcısın diyor. Yine iman etmedin. Hani Saki Erol hocamdan öyle duymuştum. İnsan güzeli görmek için bakarsa güzeli görür. Öyle değil mi? Ama kötüyü görmek için bakarsa kötüyü görür. Hani Ebu Cehil Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Diyor ki ya sen ne kadar çirkinsin diyor. Hiç yakışıklı değilsin diyor. Bir müddet sonra Hazreti Ebubekir Sıddık geliyor, diyor ki ya Resulallah sen ne kadar yakışıklısın. Sen ne kadar güzelsin diyor. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam el mu'minu mir'atul mu'min, mu'minin aynasıdır. Yani güzel bakarsak güzel görürüz. Ama kusur bulmak için bakarsak, bahane bulmak için bakarsak çok bahane buluruz, çok kusur buluruz. Öyle değil mi? Allah o şekilde bakanlardan eylemesin inşallah. Üçüncüsü diyor kafir olur diyor. Kendisiyle savaşır. Dördüncüsü şeytan saptırmaya çalışır. Beşinci ise nefsi ise diyor kendisi ile çekişir, durur diyor. 5 zorluk arasındadır diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Şeytanın saptırmaya çalışması o derecede olur ki mümini diyor mürted etse, küfre düşürse yine de diyor hıncını alamaz diyor şeytan diyor. Hani Adem Aleyhisselam'a secde etmedi, ondan dolayı Cenab-ı Allah rahmetinden kovdu ya, insanoğluna bir hıncı var, bir kini var mel'un şeytanın. Onun için Allah-u Teala birçok yerde ayet-i kerimede inne şeytane lil insani aduvun mubin. İnsanın apaçık düşmanı kimdir? Şeytandır. E niye biz birbirimize o zaman düşmanlık, niye birbirimizin gıyabında konuşuyoruz? Bizim tek bir düşmanımız var, o da mel'un şeytan. Onunla mücadele edeceğiz. Ve diyor Adem Aleyhisselam'ın yüzünden demir ki ben kibirlendim, secde etmedim, Allah'ın emrini yerine getirmedim, ondan dolayı rahmetten kovuldum demez. Adem Aleyhisselam yüzünden kovuldum. Ve diyor onun için insan Allah'ınca öyle büyüktür. Ve diyor onu küfre götürür diyor. Mürted etti, dinden çıkardı mı durmaz. Öyle ki Allah'ı da inkar ettirir diyor. Allah korusun, Allah'a da inkara gittiği zaman diyor, o zaman dönüp der ki, yazıklar olsun, tüy sana. Tükürür diyor, sen benden de beter misin be? Ben Allah'ın emrini yerine getirmedim ama inkar etmedim diyor. Sen Allah'a da inkar ettin diyor.
Öyle bir düşmanla karşı karşıyayız işte. Şimdi Hacı Muhammed Bahattin Buhari Şah-ı Nakşibend Kuddisesi Ruhu, bu yolda en mübarek amel yoldaki taşı kaldırmaktır diyor. En büyük ameldir yoldaki taşı kaldırmak. Hangi taş? Yolda taş var, onu mu kaldıracağız? Bakalım yoldaki taştan maksat nedir? Yoldaki taş diyor, Allah'ın emri ve yasaklarına bağlılığa mani olan nefistir diyor. Allah'ın emir ve yasaklarına diyor, sen bunları yapacaksın, yerine getireceksin. Ama bunlara mani olan nefis işte yoldaki taştır. Bunun içinde en evvel kötü arkadaşları ne yapmak lazımdır diyor, terk etmek lazımdır diyor. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'nin bir öğüdü. Yoldaki taşı kaldır. Nedir o taş? Nefistir. Nefsi nasıl kaldıracağız? Nefis kalkmaz, ancak onu terbiye edeceğiz. Öyle değil mi? Nefis nasıl terbiye edilir? Bir Allah dostunun dizinde nefsini terbiye edenlerin ancak dizinde nefis terbiye edilir. Şeyh Abdurrahman-ı Tayyip Kaddesallahu aleyhi diyor ki nefsi emmare o kadar öyle bir mertebededir ki Allah-u Teala onu huzuruna alsa dese ki ey nefis sen bana Cibril-i Emin'den daha kıymetli ve değerlisin dese dönüp de Allah'a teşekkür etmez, haşa Allah'ı da tasarrufatı altına almaya çalışır diyor. Nefsi emmare işte öyle. Onun için Şah-ı Nakşibendi Hazretleri diyor ki nefsi emmareden daha karanlık, daha kötü hiçbir şey görmedim. İşte bize düşen bu nefsi terbiye etmek. Ve mübarek de onları kötü arkadaşları ne yapmak? Terk etmek gerekir diyor. Kavsi Bilvani şöyle buyuruyor, öyle değil mi? İnsan iki gün hırsızla gezerse ne olur? Üçüncü gün kendisi de hırsızlık yapmaya başlar. Güzel insanla beraber gezerse kendisi de güzel olur. Namaz kılan birisiyle gezerse kendisi de namaza başlar. Namaz kılan birisiyle kılmayan birisi yol arkadaşı oluyorlar. Namaz kılan namaz kılmayana diyor ki arkadaş namaz kılıyor musun? Yok diyor, kılamıyorum. Ne için? Ya diyor, bir kılıyorum bir kılamıyorum, onun için ben de bıraktım kılamıyorum. E sen namazı bırakmamak istiyor musun? Evet diyor. Bir şey söyleyeyim mi, tavsiye eder mi? Söyle diyor. 40 gün diyor sabah namazını aralıksız cemaatle camide kıl, artık sen namazı terk etmezsin diyor. O da diyor ki kardeş ne diyorsun ya? Sen iki gün namaz kılmayan birisiyle gel, üçüncü gün sen de namazı bırakırsın diyor. Ha, ne demek istediğini anladınız değil mi? Yani kötü arkadaş da iyi arkadaş misk kokusunu satan ateşi körükleyene benzetmiştir Peygamber Efendimiz. İyi arkadaş misk satana benzemiş, benzetmiş. Yanında otursan, koku almasan da güzel koku sana da siner. Kötü arkadaş da ateşi körükleyene benzer. Kötü arkadaş diyor, kötü arkadaş insana diyor akrep gibi zehrini akıtır. Bugün farkında olmasın ama birkaç gün, birkaç ay sonra ya da birkaç yıl sonra onun zararını görürsün. Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri kürsüde sohbet ederken sevenlerinden birisi diyor ki efendim kötü arkadaşlar hakkında ne buyurursunuz? Onlarla arkadaşlığımızı devam ettirelim mi, ettirmeyelim mi? Mübarek onlara bir kısa anlatıyor. Diyor ki kurbanın biri diyor derenin içinde yüzerken bakar ki derenin dışında bir akrep bir sağa gidiyor, bir sola, bir sağa bir sola. Sorar ona, akrep kardeş bir derdin mi var? Ya derenin öbür tarafında benim yavrularım var, aç susuzlar. Oraya geçeceğim ama şu dereyi nasıl geçeceğimi düşünüyorum. E diyor ki biz dost değil miyiz? Gel benim sırtıma sen çık, ben seni karşı tarafa geçireyim. Sırtını alır, derenin ortasına gelince akrep o kurbağa teşekkür etmek ister. Akrebin hüneri nedir? Zehirini başkasına akıtmasıdır, öyle değil mi? Zehirini başka. Diyor kuyruğunu ne yaptı diyor. Zehirini diyor kurbanın boynuna sokunca diyor. Kurbağa dedi ki ne yapıyor akrep kardeş? Ya dedim kötü bir niyetim yok dedi. Sana teşekkür etmek istedim dedi. He işte kötü arkadaş da öyledir. İnsan zanneder ki sana teşekkür ediyor. İyilik yapıyor zannedersin. Ama yarın o zehir meydana çıkma insan anlar ki kötülük yapmış ama belki iş işten de geçmiş olabilir. Onun için ayet-i kerimede diyor ya. Dünya için dost olanlar, arkadaş olanlar, menfaat için arkadaş olanlar yarın ahirette parmağınızı. Keşke bunu arkadaş olmasaydı. Keşke bunun gittiği yere gitmeseydin. Keşke bunun peşinden gitmeseydin diyecek. Ama artık keşkelerin faydası olmayacak. Öyle değil. Evet. Cüneyd-i Bağdadi Kudüs-i Sırrı'da şöyle buyurmuş. Nefsi yapması gereken bir şeyle ibadetle meşgul et.
Yoksa o seni yapılmaması gereken bir şeyle, boş şeylerle seni meşgul eder diyor. Yani nefsi terbiye etme yollarından bir tanesi de güzel şeylerle nefsimizi meşgul edeceğiz. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh, sen nefsini güzel şeylerle meşgul etmezsen o seni kötü boş şeylerle meşgul eder diyor. Hallacı Mensur da şöyle nefsi anlatıyor. Ne kadar güzel anlatmış bu. Nefis durgun su gibidir. Nefis durgun su gibidir. Dıştan bakılınca paktır, temizdir. Dıştan baktığın zaman. Ama biraz karıştırılınca bulanır ve altındaki kirler üste çıkar diyor. İşte nefis de böyledir. Nefis denemekle hangi mertebede olduğunu diyor belli eder diyor. Nefsi emmareyi kastediyor. Ve terbiye olmayan nefis sürekli kötü işleri ister. Onları tatlı bulur. Lazımmış gibi gösterir. Halbuki bütün kötülükler bir tuzlu denize benzer diyor. Bütün kötülükler bir tuzlu denize benzer. Denizin suyunu içersen susuzluğunu giderir mi? Gittikçe içini yakar, gittikçe susuzluğunu ne yapar? Arttırır. Sen de nefsin peşinde koşarsan, nefsin arzuları bitmez ki. Deniz suyu gibi yapa yapa gittikçe ne yapar? Seni kötülüklere daldırır, o tuzlu suyu sana içtirir, kötülükleri sana yaptırır diyor. Evet, Ebu Bekir Tanistani rahmetullahi de şöyle nefsi tarif etmiş. Nefis çocuk gibidir diyor. Nefis çocuk gibidir. Düşman olan şeytan ona bir şeyi musallat kılar. Nefis de küçüklüğü ve önemsizliği sebebiyle onu tasdik eder. Çünkü şeytan oyun ve hileler konusunda mahir ve ustadır. İhlas kapısı hariç her yol ve kapıdan insana girebilir diyor şeytan. Ancak şeytanı neyle mağlup edebiliyoruz? İhlas ile. Onun için Gavs-ı Sani Kudüs'te sura yapmış olduğu her sohbetinde niyetlerinizi Allah rızası için yapın diyor. Ne yaparsanız yapın niyetinizde Allah rızası olsun diyor. Çünkü Allah rızası olmadığı zaman şeytan ve nefsin o amelinizi yok etmesi çok kolaydır. Ama eğer ihlasla yaparsa, niyetlerimizi Allah rızası için yaparsak şeytan ve nefis ona müdahale edemez. İhlaslı olana şeytan diyor yaklaştığı zaman diyor ona çarpılır diyor. Zikir ehline yaklaştığı zaman şeytan çarpılır. Arkadaşları görün buna ne oldu ya? Niye bu böyle sarhoş gibi geziyor diye. Ya sorma buna insanoğlu çarptı da onun için böyle geziyor. Hani derler ya üç harfler için. Çarpmış da onun için. Ona şeytan için öyle dermiş. Zikir ehli onu çarptı da onun için. İhlası olan çarpmış diyor ona öyle derler. Yaklaşamaz diyor. Evet. Müminin çeşitli vazifeleri vardır. Ailesine, komşusuna, bedenine, nefsine karşı vazifeler. Bedenimiz yani cesedimiz bizim bineğimizdir diyor. Cesedin üzerine sultan olarak ruhumuz konulmuştur. Cesedimiz bizim bineğimizdir. Ruhumuz da sultan olarak oraya konulmuştur. Sultanın veziri olarak aklımız, vezirin askerleri olarak uzuvlarımız konulmuştur. Azalarımız, elimiz, ayağımız, burnumuz, kulağımız. O uzuvlara Allah'ın hükümlerini yaptırmak bedenin bizim üzerimizdeki hakkıdır. Onun için Allah'ın Habibi nefsiniz bineğinizdir. Yumuşaklık ve şefkat ile muamele edin buyurmuştur. Yani güzellikle o nefsi ne yapın? Terbiye edin. Nefsin mertebeleri vardır öyle değil mi? Nefsi emmare en başta. Terbiye edilmemiş kötülüğü emredene. Nefsi levvame. Kendini kınayıp duran. Nefsi mülhime, nefsi mütmeinne, Allah ile huzur bulmuş. Nefsi radiye, nefsi merdiye ve en son nefsi kamile. Bu da kimlerde bulunur? Allah dostlarında, mürşidi kamillerde bulunur. Bu makama çıktıklarında diyor, herkes onları sever. Hani bir hadis-i şerifte Allah Celle Celaluhu bir kulunu sevdiği zaman Cebrail aleyhisselama şöyle sev. Ey Cebrail, ben filanı seviyorum, sen de sev. Cebrail aleyhisselam meleklere, ey melekler Allah Celle Celaluhu filanı seviyor, siz de sevin. Onlar da sevmeye başlar. Ve o sevgi yeryüzüne iner, münafık ve kafir bütün insanlar hepsi sever onu. Bütün müminler hepsi sever. Allah birisini sevmediği zaman da ey Cebrail ben filanı sevmiyorum, sen de sevme der. O da sevmez. O da meleklere, ey melekler Allah filanı sevmiyor, siz de sevmeyin.
Melekler de sevmezler ve o sevmemezlik yeryüzüne iner. Hani başka hadislerde de Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bildirdi. Hani Cenab-ı Allah'ın sevdiği bir kulu Allah'a el açıp dua ettiği zaman Allah şöyle dermiş. Ey Cebrail, ey meleklerim, o kulumun isteğini hemen vermeyin. Ben onu çok seviyorum, sesini de seviyorum. Biraz sesi bana gelsin der. Sevmedi birisi de bir şey ister. Aman ver ya Cebra, ben onu sevmiyorum. Sesini de sevmi, sesi bana gelmesin. Onun için hakkımızda ne hayırlıdır bilemeyiz. Öyle değil mi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ya, kimine diyor fakirlik hakkında hayırlıdır. Eğer zengin olursa belki şaşırır, ahireti unutur, Allah'ı unutur. Allah ona fakirlik vermiştir. Hakkında o hayırlıdır. Kimisine de zenginliktir onun hakkında hayırlıdır. Eğer fakir kısa isyan edecek, küfre düşecek, Allah ona mal vermiştir. Kimisi hakkında sağlık onun için hayırlıdır. Hasta olsa isyan edecek, sabredemeyecek, ondan sonra nankürlüğe düşecek. Kimisine de diyor hastalık diyor onun hakkında hayırlıdır diyor. Çünkü diyor o hastalık esnasında Allah'a şükreder, dua eder, Allah'a yalvarır. Onun için diyor ya Allah'ı unutturan sağlık ve sıhhat Allah'ı unutturmayan hastalıktan daha kötüdür diyor. Ve değerli dostlar Şeyh Ahmedül Haznavi Kudüs'e sirrehu Mürşidi Muhammed Diyatil Hazretlerini ziyarete gittim diyor. Mübarek diyor ata binmiş bir yere gidiyordu. Beni görünce diyor atını durdurdu ve beni yanına çağırdı. Dedi ki Molla Ahmet dedi. Bir kişi diyor zerre-i miskal kadar nefis taşırsa onda nefis bulunursa o kişi cennete giremez dedi. Nefsi emareyi kastederek. Ve ondan sonra diyor, atını sürdü, yoluna devam etti diyor. Yumuşaklıkla dedik nefsimizi terbiye edeceğiz. Bazen de diyoruz ki, nefsin hiçbir isteğini vermeyelim, onu o şekilde terbiye edelim. Fazla da yüklenirsek, bu sefer nefis dağın başına çıkar, oradan indiremeyiz. Ne yapacağız? Ey nefis, canın tatlı mı ister? Tamam, bu tatlıyı sana yedireceğim. Ama bugün de sen birkaç reket nafile namaz fazla kılacaksın. Gel anlaşma yapalım diyeceksin. Buraya gezmeye mi gitmekse? Tamam gezdin. Bugün biraz daha Allah'ı çok zikredeceksin o zaman. Şunu mu istedin? Tamam, o zaman bugün yatsı namazını cemaatle kılacağız diye ne yapacaksın? Onunla böyle pazarlık yapacaksın. Yani nefise pazarlık olur mu? O anlamda demiyoruz tabii. Yani nefsin de bazen isteklerini vereceğiz ama diyeceğiz ki bunu verirsem sana bunu karşılığında da bunda bunu senden istiyorum diyeceğiz. Öyle değil mi dostlar? Şeyh Ahmed Hazretleri yine diyor Nürşine Hazreti ziyarete gitmiştim. 20 gün orada kaldım diyor. Malum diyor. Yemeğimiz diyor darı ekmeğiyle darı çorbasıydı diyor. 20 gün hep genellikle ondan yiyor, içiyorduk. Bir gün bir ağa geldi. Hazrete dedi ki efendim sizi ve talebelerinizi dedi yemeğe davet ediyorum. Diyor ben de bunu duyunca dedim ki tamam şimdi ben de giderim bunlarla beraber. Değişik yemekler yeriz diyor. Nefsim böyle iştahlandı diyor. Hemen diyor çarıklarımı da diyor suya koydum yumuşasın ki yolda yürürken ayağıma sıkıntı vermesin. Ve ondan sonra diyor hazırladık o gün geldi diyor. Çarıklarımı diyor aldım elime. Hazret geldi dedi hazır mısınız? Evet dedi hazır. Hadi gidiyoruz dedi hepimiz ama Molla Ahmet hariç dedi o gelmiyor dedi. Onlar hepsi gitti diyor ben geride kaldım döndüm ne nefis. Sen dedin ya güzel yemekler yiyeceğim iştahlandın ya ondan dolayı işte Hazret seni götürmedi diyor. Dedi. Demek ki değerli dostlar yani bazen de nefse boşa iştahlanma diyeceğiz. Frenlemesini de yapmasını inşallah bileceğiz değerli dostlar. Onun için son duamız şu olsun. Allah'ım bizi göz açıp kapayınca kadar olsa da nefsimize bırakma. Helak oluruz. Hatta daha az zaman da bırakma. Mahvolur, perişan oluruz ya Rabbi. Nefsimizi terbiye edenlerden eyle ya Rabbi. Bizi nefsi emmareden kurtar ya Rabbi. O nefsin mertebelerini güzel bir şekilde geçip nefsi mutmeyne ve diğer mertebelere ulaşmayı bizlere ve bütün inanan kardeşlerimizin hepsine nasip eyle. Vahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.